neyse. Kaptırmayayım diğer bölümlere. Diğer bölümlere diyorum. Bak buradan da gönderme yaptım. Hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci hepinize merhaba arkadaşlar demeliyim. Çünkü benim çok sinir bozucu bir şey oldu. Gördüğünüz gibi ben burayı ilerlettim. Bayağı bir şey falan koydum. Burada checkpoint'i vardı. Şuraya bir merdiven ekledim. Kaybolan merdiven. Sonra burada partlar var. Burada oturma parçası var. Oradan merdiveni atlıyorsun. Ama ne oldu? Ne oldu? Bu OBS bu kaydı kaydetmemiş. Emekleri boşa gitti. Ama şimdi bakacağım yine. Yine bakacağım. Evet, bu sefer gerçekten de olmuş. Sonunda olmuş. Umarım bir daha kapanmaz. Umarım bir daha kapanmaz. Ben size yaptıklarımı daha detaylı söyleyeyim. Nasıl parçaları küçülteceğimizi öğrendim. Şu yanda bir tane daha tuş çıkıyor gördüğümüz gibi. Roblox Studio'dan hatırlayacağınız büyütme küçültme tuşu. Ona basarak büyütüp küçültebiliyorsunuz. Sonra buraya bir tane kaybolan merdiven ekledim. Böyle gidiyor. Sonra buradan geliyorsunuz. Buraya oturma parçası. Hani dalga geçtiğim vardı ya diğer bölümde. Onu koydum. Şöyle oturuyorsun. Hop diye bir anda karşıya zıplıyorsun. Ama dengeni korumanla. Bu ne? Neyse. Kaptırmayayım diğer bölümlere. Diğer bölümlere diyorum. Bak buradan da gönderme yaptım. Başkalarının obilerini çektiğimde bir video olacak. Sadece başkalarının obilerini. Tabii ki de uğraşılmış ve kaliteli obileri seçeceğim. Her dakika artık şey OBS'i kontrol ediyorum. Sonra şuradan çıkıyorum. Tamam mı? Buradan ben bir tane blok koymak istiyorum birazcık. Hatta bu buton ne? Ben onu anlamadım. Veya geçici lav gideyim ya. Ben geçici lav koyayım bir şuraya. Hatta şöyle aklımda çok güzel bir fikir geldi bak. Şimdi bunu alıyorum. Bir tane daha ekliyorum. Üç tane diğeri. Diğeri gitti. Tamam, diğeri de buradaysa. Şöyle güzel. Görünmez mi bunlar? Ne böyle? Değilmiş. Geçip gidiyor. Gelip gidiyor. Bu lavlar gelip gidiyor. Çok iyi. Bunu tam tersi bloklara da yapabiliriz. Hem lavlar gidecek. Şaşırtmacalı bura diyorsun. Şimdi tamam o zaman. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Ben buraya bir tane top koymak istiyorum. Bal. Ama bu balın hareket etmemesi lazım. Yani topun. Evet, temel parçalar dediğimiz. O yüzden hareket etmez. Şimdi şuraya atlamaları gerek. Bak tam buraya atlamaları gerek. Ama eğer buraya girirlerse düşmeyecekler, direkt ölecekler. Yani eğer bu da ölmeme challenge o bir creator'da yapan YouTuber'lar için bir katliam olacak. Buradan görmeyecek. Burada yer varmış deyip, bir de onlar düştüğünü saymıyor. Yani şey ölünce yapıyor ya, bir de sadece yani böyle düştüğünde olmuyor. Şey oluyor yani, öldüğünde bir yere lava falan değmen gerek. Onlar için harika bir tuzak oldu. Ama tabii benim hobide kim, hangi YouTuber ona. Şimdi ben asıl konumuz olan PM'de gelelim. Kaybolan lav, çok fazla lav oldu ya. Artık insanlara lav çektirmek istemiyorum. Klasik bir lav hobi şeyimiz. Klasik bir hobi klasiği tabii ki de bu. Hop. Şöyle üstümüze kaldıralım. Şöyle bir de bir de rotate varmış burada. Roblox Studio çok gönderme yapmışsınız. Tamam, yeter artık, durun. Ben bir eski Roblox Studio öğretmeniyim, tamam mı? Ben de böyle şeyler yapamazsınız. Anladınız mı beni şimdi? Neyse, ben de çok abartıyorum ya bazen. Bu arada ben edit programıyla sesi full yapıyorum. %100 yapıyorum yani. O yüzden sesim gerçek hayatta az çıkıyor. Çünkü ben niyeyse bugün fazla koştum. O yüzden bayağı bir yoruldum. De sesim az çıkıyor. O yüzden edit programı ki Mova kendisine yani küfürlerimi ilan ediyorum. Çünkü beni o kadar uğraştırıyor ki artık canımı sıkmaya başladı. Ama video, yani sizin için video çekmem gerek. Video lazım bana. Ne yapayım? Ben de öyle yapıyorum tabii ki de.
Bir de bunları hareket de ettiremiyorum ki ya. Ha, tamam buradan gelsinler böyle atlasınlar çat diye. Tabii böyle düşüp kafalarını kırmazlarsa daha iyi. Adam oynuyor. Ama hep ölüyor. Bu nasıl bir obi anlayışı? Ben bile buradan geçiyorum. Aha. Yap. Allah. Yine gitti. Başardı. Evet. Obime biri girdi şu anda. Çok şaşkınım. Yana atlayacaksın. Arkaya atlayacaksın. Bak. Şura var ya. Şuraya atlayacaksın. Tamam. Bu adamla fazla uğraşmak istemiyorum. O kedi kendine takılıyor. Sonuçta obi mi oynuyorsun yani? Obi oynamak büyük bir şeydir. Büyük bir alettir. Lütfen siz de obi oynayın. Obi oynayarak sağlığınızı geliştirirsiniz. Daha fazla korkunç palyaçolardan kaçabilirsiniz. Ve ben buraya bir dekorasyon daha koymak istiyorum. Şuraya gelenlere özel barbekü pişiriyorum. Şöyle. Hatta rotate vardı burada. Onu bir yapmışsınızdır umarım. Sadece bunu benim videolarımı izleyenler anladı. Umarım bir yapmışsınızdır. Bakalım. Hayır, yapmamışlar ama olsun. Bak, buraya geçenlere özel bir barbeküm var ve adam sanırım artık bile lanet olsun diyerek gitmiş farklı hobilere. Keşke gitmeseymiş. Ne güzel hobim oynuyordu. O da yarım kaldı. Like bile atmamış. Kendime de like atmıyorum. Kendi hobimi bildireceğim. Böyle şey mi olur? Hiç bu oyuncu benim oynamıyor. Böyle şey mi olur artık? Ya hobi yapmayı bırakacağım yani. Şaka yaptım. Yoksa kesinlikle öyle parkur yapmayı falan bırakmayacağım. Belki izlenmezse bırakırım. Belki. Daha da aşağı indireceğim bunu belki. Şöyle aşağıya atlasınlar. Bir adrenalin tutkusu yaşasınlar. Şöyle yandan devam edelim biz şöyle. Ben de yerini belli etmen lazım. O yüzden de sıkıntı olabilir. Sesim de yavaş çıkıyor. Yeter artık. Sesimi de değiştirmek de istemiyorum. Hızlandırınca sinecek gibi oluyor sesim. Onu da hiç sevmiyorum. Ya da Goblastan gibi oluyor. Merhaba. Falan diye oluyor. Bu arada o efekt değil, onu kendim yaptım. Hemen şöyle güzel bir checkpoint'i hak ettiler buraya oynayanlar. Gelişmiş checkpoint. Eğer bir de yaralandıysa ona özel yerde yapacağım. Durun siz, yeter ki videoda durun, ben her şeyi yaparım. İstersem camdan bile atlarım. Yeter ki siz videoda durun. Videoda durmazsanız kendimi camdan atarım. İkisi de aynı zaten. Üstünde. Çünkü bayağı bir yaralanmışlardır buraya gelenler. Kendileri açısından diyorum. Oyun karakteri açısından değil. Gerçek açıdan yaralanmışlardı. Çünkü çok psikopat hobi oldu. Delirme krizine geçirip büyük ihtimalle burada bir sağlıklı olursunlar. Kendi güzel sağlıklarını. Mizah desen de var zaten. Yani... ne yaptım ya? Bu arada kayıt bayağı bir uzuyor be. Neyse, günde 15 saat olmuş gibi, 24 saat değil. 5 dakika içinde yeni obiler olacakmış. Hatta ben bir tanesine girmek istiyorum. Şöyle bir gireyim bir tanesine. Güzel buldum bir tanesine, ışınlanayım dur. Evet, burası kendi yerim. O ne ya? Oo, bak bura iyiymiş gibi. Ama o şifreli kapı falan var. Ben burayı çok merak ettim. Gerçekten de güzel bir hobi gibi. Hani. Tamam. Normal. Normal ışınlansan peki oraya. Çok garip söyledim. Normal ışınlansan. Tamam. Bunları ileride büyük ihtimalle eski videolarımı izliyorum diye bir video çekeceğim. Ve bunların hepsini ifşalayacağım. Bu arada çok güzel olmuş. Bak buraya barbekü merbekü de koymuş. Bizim hobi de var. Çok da bir eksiğimiz yok tabii ki diyormuşum. Tabii ki de eline emeğine sağlık. Herobrine çağırıyoruz. Cidden böyle bir şey var bu arada. Herobrine zaten Minecraft oynayanlar biliyordur. Böyle çağrılıyor diyorlar da. Herobrine efsanesi yalan. Ben bir kere psikolojik etkilenmiştim bu
Her o bir ayından etkilenmiştim. O yüzden sinirliyim artık ona. Gerçekte değil zaten. Noç'un uydurduğu bir şey yani. Ne kadar milyonlar kazansa da uyduruyor. Böyle gençleri falan oyuna çekiyor. Ve şuraya da şu anda yapımcı sanırım yapmaya devam ediyor. Gerçekten de bakalım bir ismini okuyalım. Ki güzel olsun. Tabii ki de bizi takip etmiyordur. Çünkü yabancı falan. Bakalım. Alisco 37 Türk gibi duruyor ama yani bizi takip ettiğini çok da sanmıyorum. Neyse, kendi hobimize ışınlanalım. Zaten biz böyle bir video çekeceğiz. Meraklanmayın. Mod ışınlanma değil bu arada. İstediğim yere dokununca ışınlanabiliyorum. Şöyle. Bak. Bak oraya. Allah. Tepe taklak gittim valla. Building moddan hemen no clipimizi kendimize verelim. Şöyle, bu arada anlamsız bir hata olmuş editte. Sesim sonradan fulleniyor. Yani sesimi fullediğim kısımda zaten anlamışsınızdır video kesinde. Şu anda saçımı düzeltiyorum. Buraları normalde bölmem gerekiyor ama ben bölmüyorum. Ben de böyle bir psikopatım. Bakalım kayıt. Kaydın çok da uzamasını istemiyorum. Kaydın. O yüzden bugün videomun sonuna gelelim. Dur bir dakika, ben size bir döneyim de sizi özlerim, yoksa size bir döneyim de şöyle bir. Bugünlük videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın.